Evet arkadaşlar, pasaport işlemlerini falan hallettim. Vizadır, pasaporttur falan. Vizadaki arkadaş sağ olsun bayağı bir soru sordu. Nerede kalacağım, ne yapacağım, ne yiyeceğim, ne içeceğim, inciğimi cinciğimi sordu. Hangi nikahını alacak beni? Şimdi taksideyim, otele doğru gidiyorum. Hava inanılmaz nemli ve sıcak. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. O İstanbul'daki yazın olan o nem falan bir hiç yani bunun yanında. Kıymetini bilin güzel milletimizin. Gördüğünüz gibi trafik tersten akıyor soldan. Otele doğru gidiyoruz. Evet, tekrar ben. Bugün günlerden pazartesi. Saat 12.24 Endonezya saati. Dün bir gece uçuştan sonra vardığımda bir gece otelde kaldım. Şimdi buradan Yogyakarta denilen bir bölgeye geçeceğim. Tekrar havalimanındayım. Burası ama burası Jakarta Havalimanı'nın iç hatlar bölümü. Hava hala yağmurlu ve hala inanılmaz nemli. Açıkçası ben şaşırıyorum, insanlar nasıl yaşıyor? Ben nefes almakta zorluk çekiyorum dışarıda ama kapalı mekanlarda sorun yok. Klimalar falan, her yerde klima var zaten. Gittiğin her yerde, adım attığın her yerde klima var. Klimalar sayesinde nefes alabiliyorum. Neyse, şimdilik bu kadar. Sonra tekrar açarım. Evet, tekrar ben. Şimdi Garuda Endonezya Hava Yolları'yla Yogyakarta'ya doğru havalanmak üzereyiz. Çok enteresan, bu uçakta uçak kalkarken falan cep telefonunu kullanabiliyoruz. Türk Hava Yolları'nda kullandırmamışlardı, kapattırdılar. Onun için uçak inip kalkarken kullanamadım, video çekemedim. Bunu da çekebiliyorum, güzel. Hava gördüğünüz gibi yağmurlu ama sıcak. Nem inanılmaz derecede fazla. Az önce kontrol ettim, %90'larda. Ne? İnşallah gideceğimiz yerde biraz daha düşüktür. Çünkü Endonezya'nın diğer şehirlerine baktım. Onlar da biraz düşük. Benim şansıma mı nedir? Burada çok inanılmaz fazla. %90 nem ne demek abi? Yani %100'e kalmış şurada %10. Motorda dibimdeymiş, patlar matlarsa erken ölüm. Herkes yabancı. Sanırım hiç Türk yok. Yalnız şeye indiğim zaman, Jakarta'da pasaport işlemlerini yaptıracağım zaman, iki tane Türk amcaya denk geldim. Gördüm, direkt tanıdım. Dedim bunlar kesin Türk, gittim konuştum. Amcalar gezmeye gelmiş. Ama diyor bizim İngilizcemiz kötü diyor ondan. Dediler işte biz bekleyeceğiz. Hemen yapmayacağız pasaport işlemlerini artık. Rehber gibi bir şey mi ne bekliyorlardı. Onun gelmesini bekliyorlardı yani. Uçağın içini de göstereyim. Vallahi ben Türk Hava Yolları'ndan daha çok beğendim. Endonezya Garuda Hava Yolları'nın uçağını.
oldu benim için buralara gelmek. Daha önce hiç yurt dışına çıkmadığım için. Bu arada telefon su damlalarına odaklandı. Döndüğüm zaman GTA oynamaya devam. Burada bir ara bir elektronik mağazaya gidip bakacağım oyun CD'lerine, fiyatlarına. Fırsat bulabilirsem. Hala havalanmadı. Türk Hava Yolları direkt piste çıkıp amca hiç beklemeden kaptırıp gidip havalanmıştı. Bu galiba yürüyen uçak yapmışlar gençler. Yani yürüyen uçak dediniz, gerçek oldu galiba. Baya böyle karayoluyla gideceğiz herhalde. Hala havalanmadı. Piste mi giremedi nedir ben anlamadım. 4 dakika oldu ya. 5 dakika oluyor. 5 dakika önce başlattım videoyu. Uçak hala havalanacak. Hala gidiyoruz. Sanırım piste yeni geldi. Burası pist oluyor herhalde. Artık herhalde buradan kaptırır gider diye umut ediyorum. Şimdi bir de burada bekler mi? Dediğim gibi ben duraklatayım. Gençler, pist başına geldikten bir 10 dakika sonra bizim yürüyen uçağı havalandırmaya karar verdiler herhalde. Şaka maka da şey, pistteki trafikten dolayı biraz beklemesi gerekti. Ben öbür videoyu duraklatmıştım ama bekleme süresi fazla olunca dedim durdurayım, yeni video başlatayım. Herhalde şimdi havalanacak diye tahmin ediyorum ama şimdi geldi. Gerçekten çok uzun ve düz. Hiçbir kıvrım yok.
sanki Konya Ovası'na şey getirmişler, deniz getirmişler gibi. Görüyorsunuz. Aşağıda köye benzeyen küçük küçük yerleşim yerleri var. Aralarda hep tarlalar. Buradan denize doğru akan şunlar küçük akarsu sanırım. Tam yağış sezonunda geldiğim için zaten iki sezon varım şimdi Endonezya'da. Bir yağışlı sezon, bir yağışsız sezon. Her daim sıcak. Evet, muhtemelen şunlar gene pirinç tarlası. Öyle görünüyor. Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandara Internasional Adi Sucipto di Yogyakarta. Waktu setempat sekarang menunjukkan pukul 2:25. Tidak ada perbedaan waktu antara Yogyakarta dan Jakarta. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, melipat dan mengunci meja, serta menyimpan sandaran kaki dan layar video ke tempat semula. Pastikan jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Laptop dan alat elektronik lainnya kami mohon untuk dimatikan sekarang. Perlu kami sampaikan bahwa bagi siapa saja yang membawa dan menyimpan segala bentuk narkoba atau sejenisnya akan mendapat hukuman berat. Dan bagi Anda yang mengetahui agar segera melapor kepada petugas yang berwajib. Bir daha açarım ben. Şimdilik yeter. Evet arkadaşlar, iniyoruz. Bu arada az önce Java Denizi dediğim yer sanırım Hint Okyanusu'ydu. Yani tam kestiremedim ama ya Java Denizi ya da Hint Okyanusu, ikisinden biri. Şimdi bu videoyu uçak tamamen durana kadar çekeceğim. Çok yüksek binalar yok. Hep küçük küçük evler, küçük küçük binalar. Gördüğünüz gibi siz görebiliyor musunuz trafikte? Bol miktarda motor. Burada bir stad var. Ama bayağı bir şey. Evet, alçılıyoruz. Eğer bu uçak düşüşte kaza maza yaparsa, inerken kaza maza yaparsa, çok ben de sağ kalırsam, şeyi çok yüksek, değeri çok yüksek bir video çekmiş olacağım. Haberlerde falan yayınlarlar artık. Garuda Hava Yolları'nın uçağı düşerken bir yolcunun cep telefonuyla kaydettikleri. Son çekimini yaptı. Evet, indik. Hala tekerlekler değmedi. Hala yes, değdi. Sağ salim indik. Havalimanında yürüyoruz. Havalimanın adı da bu arada Etsjutjipto falan filan gibi bir şey. Tuhaf bir ismi var. Telaffuz edemedim. Burası hakikaten de dediğim gibi, bu arada çok fazla ışık var. Bayağı Konya Ovası gibi bir şey yani burası. Burada da nem çok fazla.
Ama Jakarta'ya göre biraz daha düşük gibi geldi. Hava gene bulutlu. Her zamanki gibi. Şimdi Türkiye donuyor ama buralar vallahi, yani tam da soğuk zamanda geldim. Biraz iyi oldu ya. Bir hafta falan soğuktan kurtulmuş oldum. Şöyle göstereyim. Çok fazla ışık oluyor. Ters ışık oluşuyor bu defa. Bu geldiğimiz uçak. Okey. Evet. Gençler, gördüğünüz gibi hala yağmur yağıyor. Şimdi yemek yiyecek bir yere gidiyorum. Taksiyle. Gördüğünüz gibi buradaki insanlar hiç yağmur falan dinlemiyor. Motorun üstünde. Hepsinin yağmurlukları falan hazır. Gayet güzel kullanıyorlar motorlarını. Biz vallahi bir damla yağmur yağsa motor falan binmeyiz. Ama burada herkes kullanıyor. Aslında bugün buralarda tapınak vardı. Tapınağa gidecektik görmeye. Yalnız yağmur bayağı sorun oldu. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Evet, görüyorsunuz. Üç kişi de biniyorlar. Dördü de gördüm. Çok fazla. Bir de burada bisikletten taksiler var, bak. Şunlar. Eğer yavaşlarsa bisiklet şeklinde önde oturacak yeri var. Arkada sürücü. Çok enteresan. İşte. Çok fazla var. Motor olanı da var. Önünde tek kişilik oturacak yer var. Bazıları bisiklet şeklinde yapmışlar. İşte gördüğünüz gibi sürücüsü içinde oturuyor. Çok rahat. Halinden memnun. It's taxi. No, beca. Nem beca. Beca ya? Yeah, beca. Beca. Beca what? That's name. Why using? For what? If we want to walk, we sit in over there and go around. You, if you want try, we try tomorrow. Oh. You want try? tekrar ben. Günlerden salı. Dün akşam en son sanırım otele giderken video çekmiştim. Çok meşhur bir tapınağı varmış. Oraya doğru gidiyoruz. Havanın bulutlu olması daha iyi. Yoksa bulut olmazsa çok yakıcı olabiliyormuş güneş. Bu arada acayip uykum var. Gördüğünüz gibi motorlar gene trafikte oldukça yerini almış durumda. Havada gene azalmış sanki ya da ben alıştım.
hala bana çok tuhaf geliyor son Malakas trafiği. Çok farklı geliyor. Her an soldan giderken bazen unutuyorum. Sanki birisiyle kafa kafaya gelecekmişiz gibi bir his oluşuyor içimde. Gerçekten çok fazla motor var. Çok fazla motor var lan burada. Ha şu otobüse bak. Az önce bir otobüs gördüm, çekemedim. Çekseydim. Yani bilmiyorum ama 1960'lardan mı kalmalıdır nedir, kapısı yok, bir şey yok. Adamlar kapı mapı yok. İçinde ayakta. Birisi kapıda tutulmuş, kapının eşiğinde. Gidiyorlar. Halk otobüsü. Adam seni götürüyor. Motor olanı da var. İsmi Beyçak. Yes. Çok acayip akan bir trafik var. Çok tuhaf. Bayağı bana şey geldi yani. Her an böyle, her an sanki kaza olacakmış gibi oluyor ama hiçbir şey olmuyor. Çok tuhaf bir trafik var. Neyse şimdi kapatıyorum, birazdan tekrar.